Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Astromüzik, Mars'ta Perseverance, Türkiye Uzay Ajansı. Please see the end of the video for English. Müzik tarihi yazım döneminin müzik filozofu Kindi'ye göre ut çalgısının ince ses veren alt teli Mars'ı simgeleyen bir teldi. Şimdi Mars'ı keşfediyoruz. Mars'a yerleşmeyi düşünüyoruz. Önce Perseverance'ın Mars'a inişine bir bakalım. Şimdi ekranda Perseverance'ın inişini animasyon olarak görüyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfere girdi, Mars atmosferine girdi. Yavaş yavaş kendisini yön ayarlamasını yaptıktan sonra paraşütünü açtı ve süzülüyor. Biraz sonra kendisinin ineceği yeri seçerek verilen koordinatlar çerçevesinde inişini gerçekleştirecek. Evet, alt kapak düştü. Perseverance'ı görüyoruz. Perseverance'ı taşıyan yine aracı görüyoruz. Aşağı doğru süzülüyor. Yer hesaplamaları yapıyor. Koordinat hesaplamaları yapıyor. Ve yere yaklaştıkça hesaplamalara uygun olarak seçtiği yere inmiş oldu. Şimdi müzisyenler merak ediyor. Mars'ta müzik nasıl işitiliyor? Mars'ta müzik yapılabilir mi? Bu konuları araştıran, yani müzikle uzay konularını işleyen bir bilim dalı var mı? Veya müzikolojide astromüzik nedir? Astromüzik grubundan bahsedeceğimi sanmayın. O da müzikolojinin bir olgusu olmakla birlikte ben bir müzik grubundan söz etmiyorum. Müzikoloji içinde düşünürsek bu terim hangi anlama gelebilir? Yabancı kaynaklarda burada bahsedeceğim anlamda terimi görmedim. Eğer bu terimi başka bir müzikoloji kaynağında gören varsa aşağıdaki yorumlar kısmına kaynağı belirterek yazsın lütfen. Astromüzik terimini astroloji, astronomi, akustik fizik, müzik terapi, ses bilimi, psikoloji arasında disiplinler arası bir terim olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu bilgi alanlarının ortak konuları astromüzikte birleşebilir. Terim burada ilk defa dikkatinizi çekmiş olabilir. Öyle olsa bile astromüzik konularından daha önce bahseden öncüler olmuş mudur? Şüphesiz olmuştur. Yukarıda saydığımız bilgi alanlarından epey malzeme bulabiliriz. Yıldızlar ve insanlar arasındaki etkiden söz eden İdris Peygamber'den başlayabiliriz ve araştırmaların devamında şüphesiz birçok öncü ve konu bulunacaktır. Türkiye Uzay Ajansı bu yıl kuruldu ve bu yılın astromüzik konularını araştırmak için bir başlangıç olmasını dilerim. Kısaca TUA olarak bilinen Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş müjdesini 16 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi. Dünya ve Türkiye için hayırlı olmasını ümit ederiz. Bu demektir ki Kindi'nin aklına bile gelmeyen bir hedefimiz var. Müzisyenler de o günlere hazırlanmak istiyorlar. Gelelim Mars'ta müzik konusuna. Bunun için bazı bilgilere ihtiyacımız var. Mars'ta ses bilgisine. NASA web sitesinde Mars'ta sesin hızı için şöyle yazıyor. Soğuk Mars atmosferinde yayılan seslerin kulağınıza ulaşması biraz daha uzun sürer. Ortalama yüzey sıcaklığı -63 derece Celsius civarında olan Mars, Dünya'daki yaklaşık saniyede 340 metre ile karşılaştırıldığında yaklaşık saniyede 240 metre ile daha düşük bir ses hızına sahiptir. Bu eksik bir bilgidir. Çünkü sesin hızındaki bu değişikliğin sebebi sadece havanın soğukluğu değil, karbondioksit dolu havanın yoğunluğunun azlığındadır. Nitekim sesin kalitesi başlıklı bölümde şöyle yazmaktadır. %96 karbondioksitten oluşan Mars atmosferi çok sayıda yüksek perdeli sesi emer.
Bu nedenle yalnızca düşük perdeli sesler uzun mesafelere seyahat eder. Bu etki zayıflamasına İngilizce attenuation olarak bilinir. Yani sinyalin belli frekanslarda zayıflaması demektir. Ve kaynaktan ne kadar uzakta olursanız ses daha belirgin olur. Mars hakkında çok şey öğrendik. Heyecanlıyız. Mars'ta yapabileceklerimizi düşünmekten, orada yapamayacaklarımızı düşünemiyoruz, düşünmek istemiyoruz. Şimdi gelelim Mars'ta müzik yapabilir miyiz sorusunun cevabına. Mars'ta asla dünyadaki gibi bir müzik sesi duyamayacaksınız. Şimdi siz karar verin. Mars'ta müzik yapabilir misiniz? Mars'taki sıcaklık, yoğunluk ve kimyasal yapıyı düşünün ve Mars atmosferine uygun müzikler tasarlamaya başlayın. Eğlenceli müziğin bir başka videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.